adet kağıt, bir adet kalem, bir adet de çift tarafta bant var. Bununla ne yapacağız biliyor musunuz? Biliyoruz. Ne yapacağız? Sarı koltuklu prensin mavi koltuklu prensesine koltuğunu armağan edeceğiz. Başlıyorum. Mavi koltuklu prens. Aa bir dakika. Nasıl yazacaksın? Sarı koltuklu prensin mavi koltuklu prensesi diye yazsana. Öyle yazacağım. Ama sığar mı oraya? Prensin... Özellikle şey... öyle yazdım. Mavi koltuklu prensesi. O prens olamaz hiçbir zaman çünkü. Hatırlıyor musun? Esprim burada tartışmalarımızı iyiydi. İzledin mi Serhan'la? Altın aynı. Söyledim ya ben sarı koltuğunda oturmaya mı geldin diye. Hı. Evet. Onu size demiştim değil mi ben? Ay evet. Ne günlerdi. Çok güzel oldu. Ama böyle kalmasın. Süsleyelim lütfen. Nasıl süsleyeceğiz? Tabii ki yılbaşı süslerimizle. Şu yastığı da koyalım. Renkli ya. Güzel bu. Of. Sırtı rahat etsin. Onu biraz aşağı al. Ay, ay. Çok ay. Güzel oldu ya. Çık kız önünden bir göreyim. Allah'ım. Nasıl da mucit gibi bir kızım. Ya. Mektubu vermeyi unutacaktım neredeyse. Son saniyede aklıma geldi biliyor musunuz? Acayip bir duygu. Çiçeğe götürmemiştin değil mi? Gerçekten yok. Onu götüreceğim. Hızlı konuşuyor lan bu çocuk. He. Dediğiniz gibi götürüyor. Konuşması da hızlı. Tespihi masaya bıraktım bu arada. Vallahi en evet. Güzeli kardeşim. Ama nasıl bıraktığımı görürsün izleyince. Patmam! Kızlar şu an değil bir dakika. Bak ben biraz ama da... bak. Ne oldu? Gel bak sana ne yaptım gel. Gel. Gene mi mektup? Bak. Sarı koltuklu prensin mavi koltuklu prensesi. Çok tatlısın sen ya vallahi. Bir otur bakayım bir resmini çekeyim. Çok tatlısın. Kız sen. Bir otur. Ben oturmayacağım şu an daha önemli bir şey. Ama bir otur da bir hayır, resmini şu çekseydim. An bir dakika şu an. Allah. Ama bak. Yapacağım. Ay çok ayıp ediyorsun o kadar. Ama dişim var ama. Ama kırdı. Çok çabuk. Şu an şu yüreceğim kırıldı. Olsun biz onu tahsis ettik mi onu ettik. Çok teşekkür ederim kızlar. Hı. Emeğinize sağlık. Rica ederiz. Bugün koltuk konusuna gelince de kızlar benim için böyle kendilerince koltuğu bir güzel hazırlamışlar. Hiç öyle bir düşüncem yoktu bir koltuğu sahiplenmek gibi ama madem öyle istediler artık o mavi koltuk benim. Fotoğrafını yanına koy. Hı-hı. Bence. Biz birbirimize kalbim derdik de aşkım değil onu. Ve gerçekten bu adam seviyorsa eğer buraya gelip başkalarına ümit vermesi... Doğru değil. Bir şey soracağım. Hani şu an bunları duymak istemiyorum. Sonra konuşsak anladın olur mı? Mu? Tamam. Ha, ya, olabilir. Ben bu bunu anlayamıyorum yani. Nasıl bir sevgi doğru bu? Doğru söylüyorsun. Bu senin çok seven insan, çok aşık olan insan başkasını görmek bile istemez. Benim bildiğim böyledir. Öyledir ama şimdi kalkıp burada bir ilişki yaşamadı. Denemeye çalıştı. Ya denemeye... saçmalama Fatma. Ama buraya evlenmek için geldi Fatma. Başkasıyla evlenmek için buraya geldi düşünebiliyor musun? Seni seven adam başkasıyla evlenmek için mesela buraya an... geldi. Bunu düşün. Beni ya. Mi savunuyorsunuz yoksa? Seni savunuyorum. Biz kimseyi savunmuyoruz. Ay bak seni savunarak söylüyorum ben bunu. Ben yani hani şahsen. Ben ev arkadaşım olarak düşünerek. Anladın mı ne demek istediğimi? Serhan'ın senin zannettiğin kadar o kadar saf bir yüzü yok yani. O temiz kalbi. Daniela sen onu... Ceyda'yı burada kendine aşık ettirdi yani. Ben... Daniela o göreceli işte yani hani o sana göre öyle bana göre öyle değil. Evet bak ben size demiyorum sütten çıkmış ak kaşık zaten. Ben size ama gelip demiyorum ki mükemmel mükemmel. Senin de sevdiğin olunca laf söylettirme zaten. Sınırında sen tabii ki de düşün hatalarını söyleyebilirsin ama bir sınırında. Bunlar çok büyük hatalar ama yani. Üç kişiyle tanışma yoluna söylersin. Gidiyorsun. Tamam. Üstelik en son meleğe daha da sen hepimizden farklı davrandı. Ama ya ben söylemeyeceğim bana ona. Ben onunla muhatap bana olmuyorum. Söylersin işte. Sana söylüyorum seçim işte. Bana kalır. Yani seçimi sana ben kalsın zaten tabii. Hepsini şey. Görüp farkındayım yani. Zaten izlediysen de görmüşsündür. Özellikle zaten bana ve Melek'e çok daha toleranslı davrandı yani. Pişman oldu. Sonuç. Sonuç i̇şte. Fatma'yı seviyorum diye ortaya sonuç. Çıktı.
Tamam. Yani sonuç. Anladın mı? Ama o zaman aklı neredeydi? Sonuç. O zaman sevgisi olabilir, neredeydi? Olabilir. Ben sana diyorum ki ben ona çok ağır, eğer ben ona ulaşmaya çalıştığım sürece bunu yapsaydı, hı, bu beni daha da çok sinirlendirirdi. O benden ümidi kesti ve ben inanıyorum ki o hani kendi de söyledi. Dizginlemek için evet artık hani Fatma beni istemiyor. Bundan kesin kez eminim. O yüzden buraya geldim ve gerçekten de hani söyledi bana o gün. İlişki yaşamak için geldim. Denedim. Evet. Denerken de dedi. Ben de burada oturuyorduk. Erkekler evinde aynen böyle karşılıklı oturuyorduk. Dedi ki ben de denerken dedi. Hani evet, Fatma'dan gerçekten bir şeyler aradım dedi. Bak bir dinle dedi onu dedi. Ama bak şunu söyledi önce. Ben de bunu denerken dedi gerçekten isteyerek hani başladım buna dedi. Ama dedi olmadığını görünce dedi. Ben insanlara bir dakika bitireyim söyle. Ben insanlara umut vermemek için açık yüreklilikle ben Fatma'yı unutabileceğimi sandım. Bu yüzden böyle bir halt yedim. Ama anlayınca da insanlara umut vermek istemedim dedi. Bunu ben üç de kişiyle mi yapması gerekiyordu? Ben dedim. Üç kişiyi denemesi mi gerekiyordu? Pardon yani. Neyi denemesi bu? Deneme tahtası mıyız biz? Onun test kafası çok karışık. Yani. Bırak Allah aşkına. Onun ya, kafası çok karışık. Bana böyle şeylerle gelme yani. Ne olur, sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin.